Bundan 200 yıl önce halk otobüsüne binmek gerçek anlamda bir lükstü. 1820'lerden bu yana atlısından elektriklisine envai çeşit toplu taşıma aracı gelip geçti. Hemen hemen her gün kullandığımız bu toplu taşıma araçları acaba hayatımıza nasıl girdi? Gelin keyifli bir tarih videosuyla devam edelim. Bu sabah işe ya da okula giderken otobüs kullandın mı? Hemen hemen hepimiz her gün otobüse bineriz. Bugün çok cüzi fiyatlarda otobüste seyahat yolculukları yapıyoruz. İşin atasına kadar gittik ve Fransız filozof Blaise Pascal ile tanıştık. Bakalım Blaise Pascal kimmiş? Dünya ilk defa bir halk otobüsüyle 1662'de Fransız sokaklarında karşılaştı. Paris caddelerinde dolaşan 7-8 kişilik yolcu kapasiteli atlı arabalar başta halkın başına dert oldu ama Pascal bu günleri görseydi eminim çok memnun olurdu. Bu arada küçük bir not düşeyim. Latince'de omnibus kelimesinden türeyen otobüs kelimesi herkes için anlamına gelir. Evet, Fransız filozof olan Blaise Pascal, 1662'de Paris'teki ilk toplu taşıma sistemini icat etti. Sistemi, atlı otobüslerden oluşan belirlenmiş bir güzergah boyunca ilerliyor ve seyahat mesafesine bağlı olarak da standart bir ücret talep ediyordu. Teknolojik gelişmeler atlı arabalarla başlayıp ağır raylı sistemlere, sonunda elektrikli hatta kendi kendine hareket eden otobüslere dönüşen toplu taşıma sistemlerine kadar geldi. Atlı arabalar yolcu kapasitesi açısından oldukça düşüktü. Bu yüzden talep fazla, yer azdı. Doğal olarak fiyatlar artınca koltuklar da burjuvaya kaldı. Tabii ilgi görmeye başlayan bu ulaşım aracının yer kapasitesinin kısıtlı olması da ortaya ticari bir kaygı çıkardı. Talep çok, yer yok. Atlı otobüsün popülaritesi ilk başta sadece 15 yıl sürebildi. Bu elbette kullanımı kısıtlayan bilet fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyordu. Daha sonra halkın ulaşım ihtiyacında büyük bir boşluk oluştu. Doğal olarak bilet fiyatları artınca Paris'in burjuva sınıfı yerine ayırttı. Otobüs bir anda halk otobüsü olmaktan çıkıp zengin sosyetiklere hizmet etmeye başlayan bir araç haline geldi. Yani anlayacağın otobüse binmek başta büyük bir lükstü. Söylemeye bile gerek yok. Her yolculuk için 12 sentlik bir fiyat çoğu şehir vatandaşı için o zamanlar çok büyük bir fiyattı. Teknoloji ile birlikte raylı sistemler gelişti, fiyatlar düşürüldü, halkın yüzü güldü. Sonuçta Fransa, toplu taşıma kavramını ilk kez test eden ülke olmuştu. Bu fikir nihayet yayıldı ve 1828'de New York City gibi birçok ABD şehri başta olmak üzere Avrupa kentleri de kendi otobüs hattını kurdu. ''1830'larda demiryolu teknolojisindeki yeni gelişmeler dünyanın ilk demiryolu tabanlı transit sistemini de sokaklara getirdi. Otobüse biniş ücreti yolculuk başına 5 sente indirildi ve ortalama bir vatandaş için çok daha uygun oldu. Şehir genelindeki halk şimdi konforlu, uygun fiyatlı ve rahat bir yolculuk yapabilirdi.'' Amerika'da da toplu taşıma hızla yayılmaya başlamıştı. Otobüsler 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Amerika'nın sanayi devriminin öncüsü olarak statüsünü güçlendirerek önemli bir popülerlik kazandı. Hayvan taşımacılığı da teknolojiyle birlikte yok oldu, geriye sadece nostaljisi kaldı. Tabii ortadaki tek sorun fiyatlar da değildi. Atlar ve katırlar bir seferde sadece 2 saat çalışabiliyordu. Bakımları çok zor ve masraflıydı.
20. yüzyılın başlarına doğru hayvan taşımacılığının modası da geçmiş oldu. Birkaç atlı araba bazı şehirlerde nostaljik olarak kaldı. Ancak güvenilir ulaşımın ana kaynağı çok yakında büyük araçlara dönüşecekti. Bakınız 500T.